Merhabalar. 30 yıllık meslek tecrübemde inanılmaz güzel kumaşlara dokundum. 30 yıldan bahsediyorum arkadaşlar. Ülkemde kumaşın olduğu zamanlarda. İpeğin Bursa'dan geldiği, pamuğun adeta tarladan üzerimize döküldüğü yıllarda. O kumaşlara dokunarak girdiğim moda yolculuğuma haute couture edebiyle devam ettim. Edebi diyorum zira nezaket ve sabır gerektiren bir yolculuk. Haute couture zaman geçtikçe değerlenen yüksek kalitede dikiş tekniği ve emsalsiz tasarım anlayışıdır. Bir kıyafetin kutür etiketi alabilmesi Fransız hükümeti tarafından yasalarla belirlenmektedir. Fransız hükümeti tarafından halen daha yasalarla belirlenen bu ünvan günümüzde maalesef kişiye özel hizmet prensibine uymayan tabelaları süslemekte. Bu ünvanı alabilmenin, yani elbisenizde bu etiketin olabilmesinin bazı ağır kuralları da vardır. Mesela Paris'te 20 kişilik atölyenizin olabilmesi. Aynı zamanda yılda iki kere kutür defilesi yapabiliyor olmanız. Kaldı ki halihazırda personeli 20 kişi olan bir atölyem yok. Ve ben de içinde olmak üzere birçok meslektaşım yılda iki kere kutür defilesi yapamıyoruz. Şöyle bir moda tarihine bakacak olursak, modada ne kadar ilerliyor olsak dahi, sahaflara inip sararmış yaprakları moda dergilerine baktığımız zaman biz bu işten bir haberken ne kadar da yol kat ettiklerini görebiliriz. Benim yetişme çağlarımdaki duayenler hala sağlar mesela. Allah uzun ömür versin. Feyz aldık, teşekkür ederiz. Elinde çizim dosyası, ben modacı olmak istiyorum diyen bir çocuk. Aradan 30 yıl geçiyor. Burada anlatmak istediğim ne kadar geçmişimizin az olduğu. Peki benim duayenlerimin duayenleri kimlerdir diye araştırdığımda işte falan ünlü terzi efendi, Rum terzi, Ermeni terzi, yani terzicilik sistemi var. Peki modacılık ünvanı verilmezden evvel ülkemdeki giyim yolculuğuna baktığımız zaman terzicilik sisteminin olduğu, eve gündelikçilerin davet edildiği, her evde olmazsa olmaz dikiş makinalarımız kolayca bulabileceğimiz ve pratik dikiş kabiliyeti olan analarımız. Başta kendi annem olmak üzere bayramlarda bizi sevindirmek için dikiş makinelerinin başında sabahlayan tüm annelere teşekkür ediyorum. Ben gündelikçileri açmak isterim biraz size. Dikişte uzmanlaşmış bir iki gün içerisinde evinize gelip size dikiş servisi veren fakat bu servisi verirken kah evin ablalığını yapmış, kah evin kızı olmuş samimiyetteki zanaatkarlardan bahsediyorum. Ülkem insanı o zaman enstitü mezunu. Düşünsenize, eğer el becerileri bu kadar gelişmiş insanlar topluluğunda dönemin zanaatkarlarının ne kadar prof olması gerektiği. Bir de bu gündelikçi bir okazyon var, evin kızının nişanlığı dikiliyor. İşte gündelikçi gelir, parasını veririz gider. Böyle bir sistem yok. Biçki dikiş yapılırken evin hanımları, kızları her birinin becerisi olduğu için biri teğelini yapıyor. Biri sürfilesini yapıyor. Yani samimiyet içerisinde geçen biçki dikiş zamanından bahsediyorum. O samimi zamanlarda değiliz şu an. O samimi zamanlardan gelip de bugünümüze, bugün gelecekte kreativiteden bahsedecek olursak, teknolojinin bu kadar hayatımıza girdiği 2000'li yıllarda tekstille buluşmaması abesle iştigal olurdu. Akıllı tekstil nedir? Ne kadar yol kat ettik? Nereye kadar vardılar? Veyahut akıllı tekstil gardıroplarımızın ne kadarını doldurmakta?
Farklılıklar tabii ki fevkalade önemlidir. Ancak küçümsüyor gibi gözükmek istemem. Ve ancak benim çocukluğumda, kaldı ki 1968 doğumlu biri olarak, uzay yolu, jetgiller gibi vizyon yükleyen bizlere 2000'li yıllara sorsalardı, ışığa geçtiğim zaman tişörtümün içerisinden bir desen çıkacak veya tişörtümün rengi değiştirecek kadar sığ kalmazdı hayallerimizde. Ter geçirmez kumaşların, teri absorbe eden kumaşların icadı çoktan yapılmış olsa da, sağlık sektörünün bize botoksu adeta dikte etmesi aklımızın ucundan bile geçmezdi. Aslında burada şunu söylemek istiyorum. Kökleriyle bağlantıyı koparamamak. İnsan vücuduna bir kap yapmaksa, onu kaplamaksa, edünden bugüne insanoğlu iki kollu, iki bacaklı. İnsan vücudu üzerine yapacağınız tüm kazanımlar, sınırını bilmediğimiz bu yolculukta, neyi keşfederseniz keşfediniz, hangi teknolojide olursa olsun, insan duygusuna hitap etmiyorsa, giydiğiniz zaman vücudunuza güzel bir duygu hissettirmiyorsa bu yenilik, hiçbir anlamı yoktur. Peki, üzerimizde bu kadar yaptırım varken, yani giysilerimizden ötürü hala daha yaptırımlardan sıyrılamazken, gelecekten bahsetmek kolay mı? Şöyle bir yaptırımları açalım isterseniz. Bir, en kötüsü, renk cinsiyetçiliği. İki, en az onun kadar kötüsü, giysiyi bir statü göstergesi olarak görmek. Ve bu iki sorun da şöyle sorular doğuruyor. İçindeki stili, içimizdeki stili nasıl yaratabiliriz, çıkarabiliriz? Ve kendim için giyinmeyi öğrenmek, renk cinsiyetçiliği. Daha ben cinsiyetime vakıf olmadan, anne ve babalarımız tarafından kızsak pembeler, erkeksek maviler, efendim geleceğin kadınlarına ve geleceğin erkeklerine siz sıcak renkler giyebilirsiniz, siz soğuk renkler giyebilirsiniz duygusunun işlenmesi. Farklı bir renge kaymaya gör ki hele ki erkeksen toplumun yaftası da cabası. Peki, renk ayrımcılığını bütün ülkelere mal edebilir miyiz? Ülke ülke değiştiği kati. Tabii ki mal edemeyiz. Dünyada tek olan, çocukluğumun en büyük bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan ötürü, daha o yaşlarda başka ülkelerin renk ayrımcılığı yapmayan çocuklarıyla beraber büyümedik mi biz arkadaşlar? Ancak eril spor etiketi olan Türk futbolunda renk cinsiyetçiliğini bir kalecinin pembe giymesiyle ne kadar da hızlı esnetebildiğini görüyoruz. Bu arada esnemeyle kırılmayı birbirine lütfen karıştırmayalım. Dünya kadını siyasi baskı, rejim, inançsal göstergelerin dışında giyimdeki reformunu çoktan tamamlamış olsa da erkekler henüz bu çıtayı kıramamışlardır. Şöyle bir dakikalığına bir deney yapalım. Buradaki bütün beyefendiler ve bütün hanımefendiler birbirleriyle kıyafetlerini değiştirdiklerini düşünelim. Yanlış anlamadınız. Kadınların kıyafetlerini erkekler giyecek, erkeklerin kıyafetlerini de kadınlar giyecek. Kadınlardan sesleri duyar gibiyim. Hayatım ne kadar şık görünüyorsun, ne kadar maskülen olmuşsun birbirlerine. Peki erkekler? Kendim için giyinmeyi öğrenmek. Hem sana kendin gibi ol derler, hem sen kadınsın, sen erkeksin, sen artık babaanne oldun, sen kaynağısın canım, sen artık yaşlandın, yok artık. Oysa kendimizi nasıl mutlu hissediyorsak ve nasıl ve ne kadar ifade etmek istiyorsak,
O rahatlıkta giyinmeliyiz. Giysi ve statü. İnsanları kıyafetlerine göre bir statüye layık görmekten daha kötüsü, giydiği kıyafetle kendini statü sahibi zanneden insandır. Kaldı ki bununla çok karşılaşıyoruz. Önemli olan insanın giydiğidir. Giydiğiniz kıyafetle ne statüye layık görülürseniz görünün, gelişinizden ziyade uğurlanışınızdır önemli olan. Evet, kılığınızla ağırlanırsınız da karakterinizle uğurlanırsınız. Giydiğiniz kıyafetin içindekidir önemli olan. Akşamüstü alacakaranlık bir çöp konteynerinde yarı bele kadar sarkmış bir kazak gördü. 5 tonlarındaki o kazığın çöpe atılmış olması benim için bir engel teşkil etmiyordu. Bugün sahibine teşekkür etmem gereken, sahibine attığı için teşekkür etmem gereken o kazakla karşınızdayım. Ayrıca marka giymek dünyanın en ucuz şeyidir. Gerçekten. Pahalı olan ise stil sahibi olmaktır. Paran vardır, markayı satın alırsın. Peki, burada şunu da göz ardı edemiyorum ama. Nasrettin Hoca'nın ye kürküm ye lafını, koca ulemaya bunu söylettiren neydi? Ne değişti, neyimiz değişti de bir yaprağa sığışamaz olduk. İnsanın kodlarında utanma duygusunun var olduğuna inananlardanım. Örtünme ihtiyacı duymuşuz. Sonra kıtalar, töreler, yöreler, iklimler, efendim doğanın bize sunduğu muhteşem renkler, doğal afetler yüzyıllardır bir şekilde üzerimizdeki kaplanma şeklinin değişmesine sebep olmuşlar. Modanın dönemlerden etkileşim yolculuğu da olmuş. Antik Mısır olsun, antik Yunan olsun, Rokoko olsun, Barok olsun. Bir etkileşim yolculuğu başlamış. Ta ki Birinci Dünya Harbi'nin hemen ardından 1920'lerden sonra süslenme duygusu değişmeye başlamış insanların. Zira bir hanım çıkmış ortaya, cesaretli bir hanım. Gabrielle Coco Chanel. Biraz maskülen, biraz feminen. Basenleri saran, belleri sıkmadan inceliğini gösteren formlarıyla giyimde bir reform yaratmış. Bu reformdan sonra sosyolojik ve siyasi vakaların etkisiyle moda akımları daha hızlı yüz göstermeye başlamış. Şöyle bir geçersek, işte caz dönemi, efendim hippie özgür çocuklar, ardından gelen 80'lerde break danslarımız, vatkalarımız ve modanın 90'larda modanın tekerrürlüğünü netleştirircesine vintage rüzgarı esmeye başlamış. Bu arkadaşlar şahsi fikrimdir. Moda tekerrüre mahkumdur. Siz İki bacaklıya, üç paçalı pantolon icat etseniz, tek paçaya gidecek olan kumaşa yazık olur. Moda ne kadar tekerrüre mahkum olsa dahi, insanoğlunun kalite yolculuğu, giysisindeki kalite ve rahatlık yolculuğu devam etmek zorundadır. Sosyolojik ve siyasi vakaların tabii ki pozitif değerli ve negatif etkileri de olmuş ve bu bana göre en negatif olanı 80'li yıllarda karı koca arasında vizon kürk alınmaması boşanma sebebiydi. Düşünüyorum da acaba bize o Hollywood filmlerindeki muhteşem elbiselerin üzerine taktıkları vizon kürklerle mi bunu aşılamışlardı? Peki, akıllı teknolojinin bu kadar ilerlediğini bildiğimiz, düşündüğümüz ve inandığımız yüzyılda ısınacak bir şey bulamadılar mı da hala hayvanları katlediyoruz? Hayvanları lütfen katletmeyelim. Geleceğe biraz ses verirsek, geleceği ifade edenlere yani fütüristlere ses verirsek ve bize sunulan kaldı ki ben çok seyrediyorum. Teknolojik filmlere baktığımız zaman bize hep gelecekte tek tipliliği öneriyor.
tek tipli, daha böyle minimal renklerde, bejler, griler, ışıkları olan üzerinde, dijital ışıkları olan elbiseler. Tabii ki sağlık ve fonksiyonelliğinde sınırını bilmediğimiz noktalara ulaşmış, sizi sürekli genç kılan, belki de giydiğinizde sizi diri kılan. Ancak bir de avlunun bu tarafına dönün. Bu tarafında aynı fonksiyonellikten faydalanan ancak rengarenk giyinen birileri var. Kaldı ki ben o tarafta olurdum kesinlikle. İnsanın gelecek ne verirse versin, şahsi karar ve karakterini değiştiremeyecektir. Utanma duygusu kadar kendi rengimizi belli etme arzumuz her zaman olacaktır. Ve günümüzde yine sağlık sektörünün, plastik cerrahinin bizi bu kadar birbirimize benzerleştirdiği yıllarda, bırakın da gelecekte renklerimizle ve giysilerimizle birbirimizden ayrışabilelim. Ayrıca tek tipliliğin karşıtı olan çok renkliliğin çok çok daha güzel olduğunu günümüzde hala farkında değil miyiz? Arkadaşlar, bana baktığınızı görüyorum. Dalmış olanlar olabilir, gözü kaymış olanlar olabilir. Lütfen bana bakar mısınız? Lütfen. Sizin bende gördüğünüzü ben kendimde göremiyorum. Siz bende görüyorsunuz ama ben kendimdeki kırmızıyı görmüyorum. Ben ancak sizlerin gözlerindeki samimi hoşgörüyü görebilirim. Çok teşekkürler.